Sevgili öğrenciler, bugün eğitimde yenilikler konulu bir programda yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz MENA Mental Aritmetiği size tanıtacak olan Oktay Seçmen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir mental sözü veya mental aritmetik deyince ne anlamalıyız? Mental aritmetik programı aslında bir zihinsel gelişim programı. Çocukların zeka kapasitesini artıran, dikkat ve konsantrasyonunu, görsel belleğini güçlendiren, aynı zamanda matematiksel işlemlerde harika sonuçlar, beceriler ortaya çıkaran çok güzel bir program, eğitim programı, mental aritmetik. Peki ben programa girmeden önce izledim, gördüm daha önceki programlarınızda. Çok ilgi çekici şeyler dikkatimizi çekti. Örneğin 365 çarpı 8 bir saniyede cevaplayabiliyoruz. Nedir bunun pratiği, mantığı nedir? Tabii. Aslında ben şöyle bu abaküsü de göstereyim. Bu bildiğiniz gibi 3000 yıllık geçmişi olan bir abaküs. Gerçi ülkemizde çocuklarımız okullarda bu abaküsle kullanmıyorlar. Bu uzak doğuda yaygın olarak kullanılan ilk ilkel hesap makinesi 3000 yıl önce keşfedilmiş. Ama artık günümüzde bir zihinsel gelişim aracı olarak kullanılan son 33 yıldır tüm dünyada zihinsel gelişim aracı olarak kullanılan bir hesaplama yöntemi. Bununla çocuklarımıza öncelikle 4 işlemi öğretiyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Sırasıyla bir müfredat içerisinde. Daha sonra çocuklarımıza bu işlemleri öğrettikten sonra abaküsü ellerin altından alıyoruz. Abaküsü zihinlerinde canlandırmalarını isteyerek bu işlemleri zihinlerinde canlandırırken abaküsle çok hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi belli bir süre sonra 352 çarpı 8'i bir saniye gibi kısa sürede zihinden hesaplayarak sonucunu söylemek gibi beceriye sahip oluyorlar. Yani şöyle mi anlamalıyız? Matematiği soyuttan somuta mı çeviriyor öğrenciler? Elbette. Yani sadece matematiksel işlemleri kavramaya mı katkıları var? Yoksa bunun dışında bilmiyorum dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu nelere katkısı olabilir? Öğrencinin şimdi, yaşamında nelere katkısı oluyor? Evet. Şimdi sözümün başında söyledim ki bu bir zihinsel gelişim programı. Her ne kadar program başlangıçta 4 işlemi zihinden yapabilme becerisini kazandırıyor gibi görülse de aslında bunun sonucunda çocuklarımızda çok üst düzeyde bir zihinsel gelişim meydana geliyor. Çocuklarımızın görsel belleği güçleniyor. Dikkat ve konsantrasyonu, algılamaları güçleniyor. Böyle çok güzel, harikulade bir beyin jimnastiği diyebiliriz aslında biz buna, bu programa. Peki biraz önce 3000 yıldır birçok ülkede uzak doğuda uygulanıyor dediniz. Ülkemizin bununla tanışması ne zamana evet. dayanıyor? Şimdi abaküsümüz aslında abaküsün icadı 3000 yıl öncesine dayanır. Ama bunun bir zihinsel gelişim aracı olarak kullanılması çok daha yakın bir zaman dilimine ait. 33 yıl öncesine dayanıyor. 33 yıl önce bilim adamları abaküsün bir zihinsel gelişim aracı olarak kullanılması konusunda bir araştırma yapıyorlar ve bunun sonucunda bu abaküsün gerçekten çocukların zihinsel gelişimine çok önemli katkı sağlayan bir alet olarak ortaya çıkarıyorlar. Ve o günden bugüne şu anda tüm dünyada 150 milyon üzerinde bu abaküs mental aritmetik programını eğitimini alan çocuk çok güzel zihinsel gelişim kaydediyor. Ve ülkemize de bu program 2008 yılında girdi. 3 yıllık bir geçmişi var. 2008 yılında girmesine rağmen çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin her yerinde çok büyük şubeler açıldı. Şu anda toplamda 125 tane şubemiz var Türkiye genelinde. Bunu 3 yıl içinde mi sağladınız? Tabii. Bunun nasıl olduğuna gelince gerçekten program çok güzel. Biz bu programı velilere anlattığımızda, ailelere anlattığımızda çok ciddi geri dönüşümler alıyoruz. Eğitim alan çocuklar çok kısa sürede çok güzel gelişimler kaydediyorlar. Biliyorsunuz ailelerin en büyük sıkıntısı çocuklarıyla ilgili dikkat eksikliğidir. Dikkat ve konsantrasyon sorunu vardır günümüz çocuklarında. Bu da onların derslerine yansıyordur. Bir de matematik kaygısı vardır. Çocuklarımız matematikten korkarlar. Niyeyse. İşte bu program sayesinde çocuklarımızın hem dikkat ve konsantrasyonlarını güçlendiriyoruz hem de matematik kaygısını ortadan kaldırıyoruz. Durum böyle de olunca aileler gerçekten çok büyük ilgi gösteriyorlar. Çocuklar programa çok keyif alarak geliyorlar. Bunun sonucu olarak da bu program Türkiye'de çok yaygınlaşmaya başladı. Tabii hayatımızın her döneminde her kişinin
mutlaka bir kötü matematik dönemi vardır. İlk öğrettiğim, orta öğrettiğim, lise, üniversite vesaire. Anlattıklarından şunu çıkarmaya çalışıyorum. Yani bu eğitimi alan öğrenci yaşamında matematiği soyuttan somuta çevirerek, çoklu zekayı öğrenerek, konsantrasyon bozukluğunu gidererek matematiği sanki bir korkulan durum olmaktan çıkıp bir oyun haline mi getiriyor? Sizin deneyimleriniz bu konuda elbette, neyi gösterdi? Elbette. Bakın biz 4-12 yaş arası çocuklara eğitim veriyoruz. 4-12 yaş derken 4-5-6 yaş grubu biliyorsunuz okul öncesi çağındaki çocuklar. Onlar okuma yazma bilmiyor, sayıları rakamları tanımıyorlar. Değil mi? Okuma yazma bilmiyor, sayıları rakamları tanımıyorlar. Ama matematik korkusu ve kaygısı bu yaşlarda başlatılıyor çocuklara. Kimler tarafından? Büyükler tarafından. Hep matematiğin zor bir ders olduğu, yapılmasının mümkün olmadığı ve sayılarla o yaşta bile çocuklarımıza korkuyla bahsedildiği bir dönemde çocuklarımız böyle bir korkuya kapılıyorlar. İlkokul hayatına başladığında da zaten bir ön yargı ve korkuyla matematikte başarısız oluyorlar. İşte bu Abaküs Mental Aritmetik programıyla okuma yazma bilmeden sadece rakamları, birden ona kadar rakamları tanımak yeterli. Bu şekilde okuma yazma bilmeyen okul öncesi çağındaki çocuklarımız bile çok rahatlıkla bu eğitimi alabiliyorlar. Ve daha ilk öğretim dönemine başlamadan matematik kaygısını, korkusunu ortadan kaldırmış bir şekilde zihinsel gelişimini de belli bir düzeyde tamamlamış, dikkat ve konsantrasyon konusunda da daha güçlü bir beceriye sahip bir şekilde ilkokula başlıyorlar. Bizim dönemimizde defterlerin arkasında bir çarpım tablosu vardı. Evet. İkinci, üçüncü sınıfta bu çarpım tablosunu ezberlemeden, ki ezbere dayalı bir eğitim sisteminde bunları ezberlemeden geçemiyorduk bir başka matematiksel kavrama. Geçenlerde bir şeye tanık oldum. 9. sınıf öğrenci, sordum oğlum 5 kere 7 kaç dedim, 28 dedi. Biraz daha ters baktım, 27 olsun öyle istedi çocuk. Şimdi sizin anlattıklarınızdan geleceğim nokta şu. Çocuk matematiksel sorun diye bir kavram kalmıyor. Kaygısı, korkusu kalmıyor sonuç olarak. Evet. Peki süresi ne kadardır bu eğitimin? İşte bu program toplamda 240 saatlik bir programdır. Bu da 2,5 eğitim dönemin, yani 2,5 yıl gibi bir süreyi kapsayan programdır. Bir eğitim döneminde de Eylül ile Haziran arası 96 saatlik dilimini uyguluyoruz. Haftada 3 ders saati şeklinde. Genelde derslerimiz hafta sonu oluyor ama hafta içi de dersler verilebiliyor. İkinci dönemde de bir 96 saat daha eğitim veriyoruz. Sonra kalan 48 saatlik dilimini tamamlıyoruz programın. İlk dönem, ilk bir yıl 96 saatlik diliminde toplama ve çıkarma eğitimini gösteriyoruz. İkinci dönemde de çarpma ve bölme, daha sonra performanslara ve ondalık sayılara geçiliyor. Böylelikle biz 240 saati tamamlıyoruz. Haftada 3 ders saati olduğu için çok sıkmadan, yormadan çocuklarımız çok keyifli, eğlenceli bir şekilde derslerimize katılıyorlar. Peki bu 240 saatlik eğitim alan öğrenci diyelim ki 6 yaşında. Bu öğrencide bu aldığı bilgiler kalıcı mı, yoksa bir müddet sonra bu bilgiler o yaş kategorisinde kullanıp bir SBS sınavına katkısını düşünecek olursak, evet. Ülkemizde sınav endeksli bir eğitim sistemi uygulandığını biliyoruz. Üniversite sınavları girişte bunların katkısı nedir? Ne gibi öğrenciye faydası olabilir? Bir kere şunu söyleyeyim. Bu program hangi yaşta alınırsa alınsın, daha doğrusu 4-12 yaş arası için söylüyorum ben. Elbette alınan eğitim kalıcı oluyor. Neden kalıcı oluyor? Bir kere çocuğumuz okul hayatı boyunca, hatta okul hayatından sonra da toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerine hep ihtiyaç duyuyor. Günümüzde matematik hayatımızın her evresinde kullanılan bir ihtiyaçtır. Okul hayatında sürekli kullanılmaktadır. Kullanılan bir şey de, ihtiyaç duyulan bir şey de unutulmaz. Çocuklarımız zihinden bu beceriye sahip oldukları sürece ve ihtiyaç duydukları sürece de bunu kullanacaklar. Kullandıkları sürece de bu beceriyi unutmaları mümkün değil. Tam tersi, kullandıkça daha da gelişecektir bu beceri. Düşünün ki bu beceri sayesinde, yani zihinden 4 işlem yapabilme becerisi 1 saniye gibi kısa sürede, bu gerçekten harikulade bir şey. Her çocuğun böyle bir eğitim alıp böyle bir beceriye sahip olmasını ben ve tüm aileler ister diye düşünüyorum. Ki muhakkak ki öyledir. Böyle bir beceriye sahip olan çocuğumuz bu beceri, dediğim gibi, sadece 4 işleme katkı sağlamak açısından değil, bunun asıl en büyük katkısı dikkat ve konsantrasyonu güçlendirmesi, görsel belleği, algılamasını güçlendirmesi. Bu, dediğim gibi, biz zihinsel egzersiz programı. Bunun sayesinde çocuklarımız sadece matematikte değil, diğer derslerde de başarılı olmaya katkı sağlıyor. Okuduğu bir şeyi bir defa da anlıyor.
gördüğü bir şeyi unutmuyor. Öğretmen anlattığı bir konuyu hemen zihnine yerleştiriyor. Çünkü algılaması güçlenmiştir bu çocuğun. Yani 7 yaş sonrası diyorsun, analitik düşünceyi de geliştiriyor. Tabii. Bu hızlı ve doğru karar verebilme becerisi geliştiği için sınavlarda özellikle çok büyük katkı sağlıyor. Düşünün ki çocuklarımızın çoğu sınavda heyecan yapıp bildiği soruya bile cevap veremiyorlar. Hatta zamanı iyi kullanamadığı için soruların çoğuna cevap veremeyen ve sınavlarda başarısız olan öğrencilerimiz var. Ama bu program sayesinde, MENAR Mental Aritmetik Programı sayesinde çocuklarımız hızlı ve doğru karar verebilme becerisine sahip olduğu için, dikkat ve konsantrasyonu güçlendiği için okuduğu bir soruyu hemen algılıyor, hemen sonuca ulaşıyor ve zamanını iyi kullanıyor ve sınav başarısına çok büyük katkı sağlıyor. Şimdi okul döneminde bir sıralarda sınıfta önde oturanlar var, bir de arkada oturanlar var. Arkada oturanlar daha çok matematik olsun, fen bilgisi biraz daha zayıf olan kişiler söz konusudur. Şimdi çocuk böyle bir programı aldıktan sonra biraz daha özgüveni gelişmiş olarak ön sıralarda oturmayı mı talep edecektir? Böyle bir durum söz konusu herhalde. Belki de bu üstün becerisini ortaya çıkarmamak için kendi böyle bir şeye de ihtiyaç duymayacaktır. Kendine güvenen insan her yerde olabilir, her yerde kendini gösterebilir diye düşünüyorum ben. Elbette bu beceri, bu başarı sadece birkaç çocuğa değil, tüm ülkemizdeki çocuklara nasip olsa, biz MENAR Mental Aritmetik programını uygulayan kurumlar olarak emelimiz ve gayemiz bu. Tüm Türk çocuklarını bunu yaygınlaştırmak. Çok geç gelmiş bir program Türkiye'ye. Dünyada 33 yıldır uygulanan ve dünyada 150 milyon öğrencinin eğitim aldığı bir program daha 3 yıl önce Türkiye'ye geldi. Şu anda binlerce öğrenci sadece bunun eğitimini alıyor. İnşallah milyonlarca öğrencimiz, Türk öğrencimiz bunun eğitimini alsın. Tek temennimiz bu. Tüm öğrenciler yararlansın diye temelinde bulundunuz. Ben program öncesi şöyle dünya konjonktürüne baktığımda Uzak Doğu ülkelerinin tamamında müfredatın içinde yer alıyor. Yine Avrupa ve bazı Asya ülkelerinin, Orta Doğu'da birkaç ülkenin eğitim programlarına girmiş. İngiltere, Kanada, Amerika, evet. Buralarda çok yaygın kullanılan bir program. Bizde peki milli eğitimin bakış açısı nedir buna? Diyaloglarınız nedir milli eğitimle? Milli eğitim de buna katkı sağlıyor. Dediğim gibi çok yeni bir program. Bakanlık düzeyinde çok fazla girişimlerimiz olmamasına rağmen ama il Milli Eğitim Müdürlüğü düzeyinde girişimlerimiz oldu. Bu programın tanıtılması, ailelere tanıtılması konusunda bizlere destek verdiler. Hatta biz okullarda gidip toplantılar yapıp, velilere seminerler yapıp bu programımızı anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Gerçekten çok güzel de ilgi duyuyoruz veliler programa. Çocukların da aldığı eğitim sonuçları da onları çok memnun ediyor. Öğretmenler çok mutlu çünkü çocukların sınıf içi başarılarını gördüğünde çok keyif alıyorlar. Ve hatta eğitim alan çocuklarımıza çok ilginç isimler de adlandırıyorlar. İşte matematik sihirbazı diyor bazı çocuklar arkadaşlarına, bu eğitim alan arkadaşlarına. Bu çocuklar da mutlu oluyorlar tabii ve diğer arkadaşlar da bu eğitimi almak için inanın koşa koşa geliyorlar merkezlerimize. Peki 5. ya da 6. sınıf bir öğrenci bu eğitimi aldı, sınıf içinde bir öne çıkma söz konusu olacaktır. Acaba o sınıf içindeki eğitimi bozar mı öne çıkmaları? Hayır. Yani o program akışını engeller mi yoksa programın akışına daha çok olumlu yönde mi katkısı olur? Elbette yani hepimiz başarılı insanlar örnek almışızdır. Bu arkadaşımız olur ya da dışarıdan birisi olabilir, babamız olabilir, annemiz olabilir, ablamız olabilir, abimiz olabilir. Sınıf içerisinde bir arkadaş başarılıysa bu başarı diğerler için de bir örnek teşkil eder. Onun peşinden, onun gibi başarılı olmak için bir gayret ortaya koyarlar. Ben bunun olumsuz değil, olumlu olacağı kanısındayım. Bu anlattıklarımızla ilgili bir uygulamamız var. Birlikteyiz diyelim. Mental aritmetik eğitimimizin temelinde yanımda görmüş olduğunuz abaküs yatmaktadır. Gördüğünüz gibi abaküsümüz bir çerçeve içine geçirilmiş sıralı çubuklara geçirilen beşerli set boncuklardan oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi ortada bir çizgimiz bulunmakta. Bu çizgiye biz kiriş çizgisi adını vermekteyiz. Kiriş çizgisinin bir önemi var. Kiriş çizgisinin yanına herhangi bir boncuğu yaklaştırdığımızda abaküste bir sayı gösteriliyor demek. Eğer bütün boncuklar kiriş çizgisinden uzakta ise abaküs sıfırı gösteriyor demek. Şimdi abaküste sayıları nasıl yazdığımızı anlamaya çalışalım. Sağımda görmüş olduğunuz
çubuğu biz birler çubuğu olarak, yani birler basamağı olarak adlandırıyoruz. Birler basamağında alttaki her bir boncuk bir puan değerinde. Yani ben bir boncuğu kiriş çizgisine yaklaştırdığım zaman bir sayısını yazıyoruz. İki boncuk kaldırdığımda iki sayısı, üç boncuk kaldırdığımda üç ve dördüncü boncuk, alttaki dördüncü boncuk yukarıya geldiğinde dört sayısını yazıyorum. Beş sayısını ise yukarıdan gelen boncukla yazıyorum. Yukarıdan gelen boncuk beş puan değerinde. Devam etmek gerekirse altıyı bu şekilde yazıyorum. Yediyi bu şekilde yazıyorum. 8'i alttan 3 boncuk, üstten 5 boncuğunu indirerek yazıyorum. 9'u da aynı şekilde alttan 4 boncuğu, yukarıdan 5 boncuğunu indirerek yazıyorum. İsterseniz birler basamağında bir örnek işlem yapalım. Örneğin abaküse 3 yazdım. 5 boncuğunu indirdim. 2 boncuk sildim. 5 boncuğunu sildim. İşlemimin cevabı görmüş olduğunuz gibi 1 çıktı. Şimdi birler çubuğu diye adlandırdığım boncuğun yanın bir solundaki çubuğa ben onlar çubuğu diyorum. Onlar çubuğunda alttaki her bir boncuk 10 puan değerinde. Yani aynı sistemle düşünürsek 10, 20, 30, 40, siliyorum 50, 60, 70, 80 ve 90 şeklinde yazabiliyorum. Örneğin bir sayı yazdım. Burada onlar basamağından bir boncuk kullandım. Yani buraya 10 yazdım. Birler basamağından 2 boncuk kullandım. Yani abaküsüm şu an 12 sayısını gösteriyor. Bir örnek işlemde 2 basamaklı yapalım. Örneğin abaküse 22 yazayım. Üzerine 55 sayısını toplayayım. 12 sayısını çıkarayım. Abaküsteki şu an sonucum 65'i göstermekte. Göstermiş olduğum işlemler abaküste yaptığımız doğrudan basit zincir işlemlerdi. Abaküs üzerinde 4 işlemi gerçekleştirebildiğimizi daha önceden de söylemiştim. Bu 240 saatlik programın bir giriş dersi, tanıtım dersi niteliğindeydi. İlerleyen programlarda programımızın diğer işlemlerde de uygulamalarını göreceğiz. Öğretmenimizin uygulamasını birlikte izledik. Bizi mental aritmetik konusunda bilgilendiren mental aritmetik koordinatörü Sayın Oktay Seçmen'e de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz bize fırsatı verdiğiniz için. Bir başka Eğitimde Yenilikler programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.